Uzun zamandır bu eğitimin içindeyim. İlkokul ve anaokul gruplarını da işlettim. Genel itibariyle öğrencilerimizin problem yaşadığı olay çevresindeki eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla iletişim anlamında inanılmaz derecede problem yaşıyorlar öğrencilerin. Bu da zamanla ister istemez öğrencilerde kişilik bozukluğuna da sebep olabilir. Şimdi günümüz şartlarında görüyoruz, belki birçok çocuğumuz küçük yaş grubunda okuma yazmayı bilmiyorlar. Bunun için de zorlanıyorlar. Niye? Öğrenci ve eşiler, aileleri, ebeveynler kendileriyle yeterince zaman harcamamış, yani güzel oyunlar oynamamış. Günümüz şartlarındaki ne yapalım? Çocuğa telefonu verelim, ağlamasın da, sesi gelmesin de, ben rahat edeyim de muhabbetine döndürmüşler olayı. İşte çok yanlış bir eylem. Öğrenci her şeyi bu sefer teknolojide arıyor, internet üzerinde arıyor. Ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz olduğunu düşünmüyor. Günümüz şartlarında çok çok küçük yaş grubunun görmemesi gereken, büyük yaş gruplarına, 18 yaş ve üstü büyük gruplara hitap edecek hep videolar hemen önümüze çıkabiliyor. Aile hiçbir şekilde düşünmeden bence bu telefonu çocuğa uzatıyor. Yani bunu vermemesi, çocuğuyla zaman harcaması, ailesinin yanında olduğu zaman, yani televizyonda, internette bu tarz şeylerden uzaklaşıp ailesiyle zaman geçirmesini daha çok öneriyorum. Bence öğrenci birçok kişide kişilik bozukluğuna sebep oluyor. Bunu en küçük yaş grubundan başlarsak, en küçük yaş grubunda mesela çocuklar okuma yazma anlamında veya okula gitme anlamında sürekli günümüz çocukları, küçük yaş grupları bence problem yaşıyor. Ve birçok örneği var, çevremizde birçok örneği var. Ailelerimizde böyle hani bir anket yapılsa eminim ki %99'lara kadar ulaşacağını düşünüyorum. Sadece ilgili ailenin çocuğunda öyle bir problem olmuyordur. Ama onun dışında bu çocuklarda ne olur? Sosyal uyum problemi olur bu çocukta. Çünkü çevresiyle yeterince zaman harcamıyordur. Hep her şeyi telefonda, internette halletmeye çalıştığı için sürekli bir problem içerisindedir ve problem yaşıyordur diye tahmin ediyorum. Büyüdüğü zaman da aynı şekilde olacaktır. İşte günümüz şartlarında bu, bana göre bu hırsızlıklar, tecavüzler, kadına şiddet, bence birçok nedene teknolojinin bu kadar hızlı bir şekilde hayatımıza girmesinden kaynaklanıyor. 8. sınıf ve 12. sınıf mezun öğrenci gruplarım var. Benim kurumda öğrencimiz 8'de başlıyor, akşam 9'a kadar 13 saat boyunca beraber zaman harcıyoruz. Ve ben öğrencilerime kesinlikle telefon kullandırmıyorum burada. Bana göre telefon en büyük zaman hırsızı. İçine girdiğimiz zaman çıkmayı bilmiyoruz. Günümüzün büyük bir kısmını orada harcıyoruz. Yasak koymamın tek sebebi budur. Bazı evet eğitici yönde kullanırsak eğitim anlamında güzel videolar, ders videoları var. Kontrollü bir şekilde verimli kullanılabilirse aslında teknoloji çok 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 iyidir. Ama ne yazık ki deneme yanılma anlamında da bazı öğrencilerimizi denedik. Çünkü baktık öğrenci belli bir süreden sonra müzik dinliyor. Yani atıyorum bir Facebook'ta, Instagram'da gibi ona benzer sanal sayfalara girmeye çalışıyor. Ondan dolayı biz kurumumuzda sosyal medya ağlarının birçoğunu iptal ettik. Çocuklar derken bütün grupları kapsıyor. Bu kapsamada mesela öğrenci her şeyi arkadaşına mesela belli bir süre sonra selam muhabbeti, sohbet muhabbeti, her şey sanal üzerinden olduğu için bence insanlar yeterince de sosyalleşemiyor. Bu obeziteye kadar biliyorsunuz dünya kadar hastalık var. Hareketsiz kalıyor insanlar oturduğu yerden. Yani aslında bunun birçok örneği var. Birçok ailelerde aslında fotoğraf çekilse ailenin bütün fertleri otururken baktığımızda herkes bir yerde, birinin elinde telefon var, biri televizyona bakıyordur, biri bilgisayardadır. Ama iletişim anlamında bizim çok çok çok
sevgi anlamında bizim bence her şeyden mahrum ediyor. Kesinlikle, kesinlikle özgüven eksikliği var. Mesela çocuğa bir sorumluluk verdiğin zaman bunu yap dediğin zaman baba ben nasıl yaparım ve anne ben nasıl yaparım muhabbetini yapamıyor. Ama çocuğa desen ki bir falan kişiye böyle buradan bir yazı yaz ve bunu yap, çocukta özgüven patlaması var. Ama uygulamaya dökelim, uygulamada sıfır. Ne yapabilirler? Hani kendileri de bilmiyorlarsa profesyonel bir şekilde destek alabilirler. Yani bu işi yapan dünya kadar psikolog arkadaşımız var, danışman arkadaşlarımız var. Onlardan yardım alabilirler. İlla ki yani her şeyi yani çocuk getirdilerse dünyaya, yani ne kadar güzel yetiştirirsek hepimiz için daha sağlıklı olur. Ne yaparız? Çocuğumuzla iletişim halinde oluruz. Kesinlikle bağlantımızı koparmayız. Yani doğru yolu uygulamalı bir şekilde gösteririz. İnternet üzerinden değil ya. Ne kadar uzak tutarsak bence çocuğun mesleki anlamda da, sosyal uyum anlamında da, arkadaşlarıyla olan iletişimi, çevresiyle olan iletişiminde de bence çok 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 faydalı olacaktır diye düşünüyorum.